Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla sunuş kılışımız. Kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Birmedeki Xitay zavodları hücumga uçurdu. Amerika Avazı'nın 15. Mart'taki haberde bildirilmişçe Xitay dairelerinin Birmedeki herbi bastırışını kolluşu sebeplik Birmedeki işki Xitay zavoduğa ot koyu etilgen. Haberde kayıt kılınışça Birma bihaterli kısımları Xitay igidarçılıkdaki zavod caylaşkan Yangon şehrinin Hilintaya rayonu etrafıdaki namayışçılarını ok tutkan bulup, yekşembe günü işçilerle kemdigende 39 buhra öldürülgen. Reuters agentliğinin haberde bildirilmişçe mezkur rayondaki 4 kiyim kecek zavodu ve uğut zavoduğa ot koyu etilgen bulup, 2000'e yakın kişi ot öçürüş maşinesinin rayonga kirişini tosup algan. Şunun bilen bihaterli kısımları hareketke ötken. Bazı haberlerde işki zavodunun küyüp ketkenliki otturgu koyulgan. Ama herbi hükümet bayanatçısı muhbirinin bu aktı sorgan sualıga cevap vermegen. Malum buluşça Xitay meblağ salgan işki kiyim kecek zavoduğa namalum kişiler tarafından ot koyu etilgen bulup, Xitay'nın Birmedeki baş elçihanesi bu aktı elan kılgan bayanatı da Birma dairelerini Xitay'nın mal mülükleri ve puralarını koğdaşka Zoravallık hareketlerini toxtutuşka, cinayetçilerini kanun boyunca cezalaşka ve Birmedeki Xitay şirketleri ve xadimlerinin hayati ve mal mülkünün bihaterlikige kapalı tıkılışkı çakırgan. Malum buluşça Birma armiyesi namayış başlanıp bugünkü kadar 126 puhranı öldürgen. Şembe günüge kadar 2150'den artıq kişi kol gaylıngan. Bunların içindeki 300'den artıq kişi koyup berilgen. Nöbette Xitay dairleri Birma herbi hükümetini kollugan dep karlıvatkan bulup, bu Birma halkının küçülük narazılığını kozgumaqta. Xitay yumuşak detalının Uyghurlarını pariklandırış iktidarı hakkında yeni bir ispat otturgu çıxdı. Yakında Avustralya'nın bir bihaterlik şirketi Xitay'nın Dahua şirketi yasab çıkan yumuşak detalının Uyghurlarını pariklandırış iktidarı barlıqını bayqıgan. Kündelik Telegraf gezinin bu aktiki haberde bildirilişe Avustralya'nın aile ve Saudi bihaterlik malazimeti bilen təminleş ve apetli nazarat kılış şirketinin lideri Danlıq bihaterlik mutakhassisi Daniel Livgoutis kompüterde da Xitay'nın Dahua şirketi işleyen akli iktidarlık tor kamerası nazarat kılış yumuşak detalini işletken de onun Uyghurlarını pariklandırış iktidarı barlıqını bayqıgan. Daniel'nin aşkarlışça mezkur çıraytunuş yumuşak detalinin seyri kıranlık agahlandırış signali onu hayran kaldırgan. Çünkü mezkur seyri kıranlık agahlandırış mahsus Uyghurlarını pariklandırış üçün bekitilgen. Daniel bu meselini bayqıgan deyken şirketedeki barlıq yukur derecelik başkurguçlarına yol yoruq berip, Xitay'nın Dahua şirketi mahsulatıdan yiraq duruşunu talep kılgan. Hem de başkalarını bu yumuşak detalini işletmeslikke çakırgan. Bultur 11. ayda Amerika'nın IPVM şirketi mu Dahua şirketinin torbetiki koyulgan resimlerge asaslanıp, mezkur yumuşak detalda Uyghurlarını pariklandırdığan kod barlıqını bayqap çıkan. Dahua kişilik hukuk depsendikiliki bilen ayıplanıp, Amerika hükümeti tarafından qara tizimlikke kirgizilgen Xitay şirketlerinin biri bulup hesaplandı. Xitay'nın mecburi emgek cinayeti hakkında yeni kitap neşir kılındı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe erkin jurnalist Amalia Pang yakında Xitay'nın mecburi emgek eseri cinayeti baş temi kılınan yeni kitabını neşir kıldırgan. Xitay'da işlengen bir mahpus, bir kutkuzuş ilticası xeti ve Amerika'daki erzem mallarının arkasında yüşürünen bedeller mevzuluk mezkur kitapta putkolları kişellengen, iğizi metal tayakçı bilen etilgen mecburi emgekten iğırlıqıdın cenidin duygan mahpuslarının açlık ilan kalışı birkaç gün tamak yemegendikin Gundupay'nın mahpusunun burnudun aşkazangıcı neyişi tıkıp mecburi tamak yegüzüşleri. Xitay'nın halkaradaki erzan bahalıq mallarının arkası da netçi milyon mahpusunun kan tari ve yaşları yuşurunğallıqı tipik obraz ve tasvirler arkalıq yurt berilgen. Xalqara cemiyet Xitay'nın Şarkı Türkistan'da Uyghurlarga icra kılıvatkan mecburi emgek taratqoları kün tertibki kelgen bir payta bu kitabın neşir kılınışı dünyadaki bulup mu garip cemiyetedeki mecburi emgeki salgaraydıgan, İran kılmaydıgan kişilerge alahaydı təsir kılgan. Şundaqla erzan mallarının arkası da mevcut buluvatkan kişilik hukuk depsendikilikige yeni bir kıtım dikkat tartkan. Şarkı Türkistan'daki mescitler körgezme hanı kılınmaqta. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan halkıge karatkan dini bastırış siyasi neticesi de yakınkı 5 yıl içinde Şarkı Türkistan'da çekip etilgen, buzu etilgen, özgertip etilgen mescitlerinin sani kündün günge eşip mağmaqta.
Bugün ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan birisinda Sharqiy Turkistonning G'ulji shahridagi ma'lum bir masjid ko'rsatilgan bo'lib, masjidning ichiga rasmlar, asori atiqalar, ko'rgazma buyumlari qo'yilib, butunlay ko'rgazma zaliga o'zgartirib etilgan. Bu masjidning bundan burunmi boshqa sirlari tarqalgan bo'lib, masjidning ichida xodimlarning Xitoy sayohatchilarga usul o'ynab, naqsha aytib, o'yin qo'yib berayotganligi ko'rsatilgan edi. Xitoy doiralari yaqinqi kunlarda Sharqiy Turkistonda yig'in ochib, atalmış dini zotlarni Sharqiy Turkistonda har millat xalqi dinni hurmat qiladi, erkin holda o'zi xohlagan diniga e'tiqod qilib ibodatini qiladi, masjidlar chiqib o'zgartirildi degan gaplarning hammasi bo'lguvchilarning pitni ig'vosi. Masjidlar har vaqt namoz o'qilish uchun ochiq deb yolg'on guvohlik berishga majburlangan edi. Lekin yuqoridagi sinlar Xitoy doiralarining yolg'on so'zlayotganligini, masjidlarga qaratilgan buzg'unchilikning davomlashayotganligini isbotlab bermoqda. Xitoy Fransiyaga besim qilmoqda. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy bosh elchisi Fransiya parlament a'zolarining Tayvan ziyoratini bekor qilishini talab qilgan. Xabarda Fransiyaning Tayvan do'stlik guruhining bu yil yozda Tayvanni ziyorat qilishga tayyorlanganligi maqsadining Tayvanning virusga qarshi ulgulik tadbirlarini tekshirish ekanligi bildirilgan. Xitoyning Fransiyada turishliq bosh elchisi Lu Shaye 18 fevral Fransiyada hokimiyat yurgizayotgan Jumhuriyatchi Kengash palata a'zosi Alen Richardga xat yozib, bu ziyoratning Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi hozirgi vaziyatga tahdid elib keldiganligini, Tayvan mustaqillik tarafdorlariga xato signal beradiganligini bildirgan. Fransiya Strategik Tadqiqot Fondining tadqiqotchisi Anton Bondaz Twitter hisobatida buningga norozilik bildirib, Xitoy bu xat orqali bizning demokratik tizimimizga qabul qilinib bo'lmaydigan darajada aralashdi. Kengash palata a'zolarining nagi berishi o'zining erkinligi. Ular muvofiq deb qaragan hamma kishi bilan ko'rishadi degan. Tayvanning Fransiyada turishliq vakili Wu Jijong Markaziy axborot agentligining ziyoratini qabul qilib, Tayvan egalik huquqliq va mustaqil davlat. Har qaysi davlatlardagi parlament a'zolari bilan fikr almashtirish huquqi bor. Shundaqla Tayvan bilan Fransiya parlamentining uzundan buyon ziyorat va aloqasi bor. Richard Tayvan xalqining do'sti. Xitoy bosh elchisining bu vaqtda qalaymaqan so'z qilish huquqi yo'q degan. Uyg'ur dehqonlar izchil hasharga selinmoqda. Yaqinqi mazgillarda har kuni digudak oshkorlanayotgan sinlar Sharqiy Turkistonning har qaysi joylaridagi dehqonlarning Xitoy rejimi tomonidan kechkunduz hasharga selinayotganligini oshkorlab bermoqda. Bugun ijtimoiy fikr vositalari tarqalgan bir qism sinlarda Sharqiy Turkistondagi ma'lum yezalarda 30 yosh va yashanganlardan tarkib topgan Uyg'ur xalqining yer og'dirish, ko'chat tikish, yo'l yasash, shoh to'shish, daraxt sirlash qatorliq ig'ir amgaklarga selinayotganligi ko'rsatilgan. Hasharga selinayotganlar ichida katmanni tasda tutadigan bovay momaylarmi bor bo'lib, sinni ko'rgan har qanday kishining yuragi echishidi. Bularning ichidagi bir sinda bir Xitoy ayolining etizlikda ishlayotgan ayollarga olma bilan suv tarqitib berganligi ko'rsatilgan bo'lib, Xitoy ayolining sindagi gipidan ma'lum bo'lishicha, normalda ularga tushlik tamoq uchun quruq non bilan mineral suv berildi ekan. Xitoy Sharqiy Turkistonda jazo lageri siyosati yurgizgandan sirt yana hashar siyosatini texmo ig'irlashtirib Sharqiy Turkiston xalqini keng ko'lamda majburiy amgakka salmoqda. Chin Chuanguo mutlaq sadoqat talab qildi. Atalmish Uyg'ur Abnumrayliq Partikomining sekretari Chin Chuanguo siyosiy qonun sohasidagilarga safarbarlik yig'ini chaqirib, ulardan mutlaq sadoqat va mutlaq ishonchlik bo'lishini talab qildi. Uning ta'kidlashicha, siyosiy qonun sohasi barliq harakatida Xi Jinping va Xitoy Markaziy komitetining chaqiriqi va qo'mondonligiga amal qilishi kerak ekan. 14 mart ekilgan siyosiy qonun qo'shuvini tarbiyasini tartibga selish safarbarlik o'rinlashtirishi namliq bu yig'in xalqaroda Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini javobgarlikka tortish chaqiriqi barg'ansiri kuchayotgan mazgilda o'tkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi 4 nafar amaldori bilan bir apparatini jazolashni qaror qilgan. Reuters agentligining 15 mart bergan xabarda Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maasning Dushanba kuni bu to'g'risida bir kelishim bo'ladi deb qarayman deganligini xabar qildi. 4 amaldorning ichida Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning asoslik ijrochisi deb qaralayotgan Chin Chuanguoning bor yo'qligi 22 mart ma'lum bo'ladi. Reutersning aytishicha, diplomatlar embargo qarorining 22 mart e'lon qilinadiganligini bildirgan. Chin Chuanguo 14 martdagi yig'inda siyosiy qonun sohasiga buningdan keyin qanday qilish to'g'risida ko'rsatma bergan. Atalmış Xinjiang gazetasining xabarida aytishicha, Chin Chuanguo siyosiy qonun sohasidagilarning o'z-o'zini takshirganda yoshirib qolmaslik,
tekşürgende katlık kol buluş, cezalaştı baş ahırı bir dek buluş, keselini davalıp Adem'ni kutkuzuş, köp kısımıgı terbiye verip az kısımını cezalaş siyasi yönülüşüge kapaletlik kılışını tehditleyen. Amerika'nın Uygur irqi qırğınçılığına karşı yürgüzgen cezası yeterlik emez. Washington Postisi gazeti 14 Mart tahririyat makalesi elan kılıp, Amerika'nın Uygur irqi qırğınçılığına karatkan cezası Xitay'a ziyan selebatkanlığı, bırak bunun yeterlik emezdikini bildirgen. Washington Postisi'nin eytişçe, Amerika tehimi ünümlük neticege eriş üçün paxta ve pomidor import kılışını çekleş ve birkaçı emeldarını cezalaştın halkıgan tedbirlerine ilişi gerekken. Bırak tahririyat makalesi de Amerika hükümetinin kandak tedbirlerine ilişi gereklikke tilge ilinmeğen. Makalede eytilişçe, Xitay dünyaya özünün Şarkı Türkistan'daki Uygur ve başka Müslümanlarga yürgüzgen irqi qırğınçılığına takabül duruşta ünümlük tedbirlerinin barlıqını uxturgan. Amerika'nın Uygur irqi qırğınçılığına karatkan cezası Xitay'nın cenidin ötüşke başlıgan. Bırak yeterlik emez mavzuluk makalede, Xitay Taşkı İşler Ministerliğinin ötken hepte Amerika'nın cezası sebeplik, Şarkı Türkistan'daki nurgun şirket ve şahıslarının iğir ziyanğı uçurabatkallıqını ilan kılgallıqı tähkitlengen. Xitay Taşkı İşler Ministerliği ötken hepte Şarkı Türkistan'daki şirket ve şahıslarının Amerika'daki komünizm kurbanları hatır fondunun tatqiqatçısı Adrian Zeniz'in sotkı berdiğallıqı. Onun dokulatı sebeplik nurgun çetel şirketlerinin Şarkı Türkistan'a mal zakas kılışını toxtatkallıqını bildirgen. Washington Postisi'nin tähkitlişçe şundaqtımı Amerika ve başka demokratik devletlerinin inkasını Uyğurlarga karşı sadır kılınan cinayetinin kölümüge seliştirganda tən derecelik digili bulmaydıken. Xitay Nazistler Germaniyesi'ge oxşaş irqi qırğınçılık kılmaqta. İtalyalık jurnalist Xalqara Aile Xəbərleri jurnalının baş muharriri Zimistan jurnalının məsuli Marco Respinti 15 Mart maqali elan kılıp, Xitay'nın Nazistler Germaniyesi'ge oxşaş irqi qırğınçılık kılıqıcı işkallikini ilgiri sürgən. Marco Respinti makalesi de Amerika'daki New Lines Strategi ve Siyaset İnstitutu'nun Uyghur irqi qırğınçılığı Xitay'nın 1948 yıldaki irqi qırğınçılık ehdinamesi'ye xilaplık kılışını tekşürüş mavzuluk dokulatını analiz kılgan. Marco Respinti'nin tähkitleşçe Zimistan jurnal tarqılışı başlayan 2018 yıldan buyan Xitay'nın Şinjan yaki Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka yerlik Müslümanlarga yürgüzgen irqi qırğınçılığa ait delillerini toplaşta intayın ihtiyaççan bulup kelgenliki. Çünkü irqi qırğınçılıqnın undaq yenik işletildiğin söz emestikini bildirip, New Lines Strategi ve Siyaset İnstitutu'nun ahırı bu xulasını çıkarğanlıqı. Emeliyette müstakil tətqiqatçılarının Xi Jinping başçılığındaki Xitay Kompartiyası terrorluğa karşı xalq urushi qozğap, Uyğurlarını bir ösmü süpütüdü yoqtışqı kirişkenden beri bunu anıltıp kelgenlikini tähkitlegen. Marco Respinti makalesinin ahırıda Xitay'nın hareketinin barlıq kanuni ölçem ve insanların tonuşuda bir irqi qırğınçılıq işkenliki. Bırak Xitay dünyanın turguzgan bu kanuni ölçemlerge devamlı xilaplık kalamdu, Xitay Nazistler Germaniyesinin periklik bulamdu, Xitay hakimiyeti demokratik devletlerinin şiriki bulalamdu degen suallarını koygan. Amerika Taşkı İşler Ministeri Tunji Qetimliq Çet El ziyareti de Japonya'nı tanıdı. BBC'nin bugünkü haberde bildirilişçe Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bilen Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin vazifeye oturgandan keyinki Tunji Asiya ziyaretine Japonya'dan başlayan. Haberde kayıt kılınışça Blinken bilen Austin'nin bu ziyaretinde her ikisinin özgeçi ziyaret planı bar bolsa mı? Ama birinci bekat Japonya bolgan. İkisi birlikte bugün tüştünken Japonya Amerika Bihaterlik Meslehatçiler Komiteti yığınığa katnaşırken. Blinken bunu denken Japonya Başministeri Yoshihide Suga, Taşkı İşler Ministeri Toshimitsu Motegi, Devlet Müdafiye Ministeri Nobu Kishi ve Soda Sanayiçiler bilen ayrım söhbet ötküzdüken. Bildirilişçe bunundan ilgiri Amerika, Japonya, Hindistan ve Avustralya'dan ibaret 4 devlet rehberleri Aldın kapta 4 taraf bihaterlik diyalog başlıkları yığını açkan. Yığında Hindi Tiniç Okyan rayonunun erkenliği ve uçuk aşkarı buluşuğu kapalatlı kılış, şundaklı tor ve iktisadi bihaterlik kadarlık meselelerde hemkarlı şitilge elinip, Xitay'nın rayondaki hırsları müzakere kılıngan. Singapur Devletlik Üniversitesi Lee Kuan-yew Ammevi Siyaset İnstitutu'nun Ali Tetkikatçısı Drew Thompson BBC muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, Amerika yukarı derecelik emeldarlarının tuncu bulup Asiyadaki ittifaktaşlarını ziyaret kılışının Xitay'a bergen muhim signal işkerlikini bildirgen. Onun karışça bu Amerika'nın ittifaktaşlarına bergen vadisiye ehemiyet bergenlik işken.
Amerika ittifaqdaşlarının menfaati ve endisini ittifaqdaşları arasına kirgizip, bu rayonun barlıq ittifaqdaş azalarına erkin ve uçqalatı turışığı kapaletli kılışını xalaydıken. Biden'ın yeni hükümeti Allaburun Amerika Xalqara İttifaq təşkirləb, Xitayının Tinç Okyan rayonunda şekillendirgen xırıs ve təhdidigi taqabıl duruş kerektikini oturgu koygan. Amerika Taşqı İşlər Ministeri Blinken Tokyo'daki ziyareti jarayanida Yaponiya Taşqı İşlər Ministeri Toshimitsu Motegi bilen söhbetleşken. İki taraf Amerika-Yaponiya İttifaqının Hindi Tinç Okyan rayonunun tinçliği ve muqumluğunu saqlaşının asasi işkerlikini oturgu koygan. Blinken yana Xitayning tahdidiga o'rtaq taqobil turish va Hindi tinch okean rayonidagi erkinlik va ochiq oshkora bo'lish tasavvurini amalga oshirishning Amerika bilan Yaponiyani bir yerga jam qiladigan muhim omil ekanligini ta'kidlagan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şunlukla program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet aşırıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.